İyi akşamlar, ben Burcu Tanış. Gaziantep'in en farklı ana haber bültenine hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, GRT TV'yi de bünyesinde bulunduran Ay Medya Grubu ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, Ay Medya Grubu ziyaret etti. Ziyaret esnasında gündemi değerlendiren Ekici, önemli konulara değinerek, ülkemiz şu anda çok rahat idare edilemiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaklaşık 100 yıllık bir devlet yapısı var. Geçtiğimiz son 5 yıl içerisinde devlet yapısının bozulması ile ilgili adımlar atıldı ifadelerini kullandı. Ekici şöyle devam etti. Tabii yaşanan şeyler keşke yaşanmamış olsaydı. Ülkemiz dünya kamuoyunda böyle tanınır şekilde gündeme gelmemiş olsaydı. Ülkemizi temsil eden Cumhurbaşkanı bu tartışmanın içinde olmamış olsaydı. AK Parti Genel Başkanı bu tartışmanın içinde olmamış olsa çok bizi mutlu ederdi. Söylenen şu, AK Parti bundan 15 yıl önce iktidara geldi. İlk 5-6 yıl için söylenecek çok fazla bir şey yok. Bir şeyler yapıldı, hizmet edilmeye çalışıldı. Onu takip eden yıllarda da hizmet, ama 2009'dan sonra bir şeyler görmeye başladık. Ciddi yolsuzluklardan söz edilmeye başlandı. Dünya kamuoyunda ve ülke kamuoyunda çok ciddi yolsuzluklardan bahsedilmeye ve söylenmeye başlandı. Son söylenen de şu, geçen hafta bizim partimizin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir soru sordu. Dedi ki, sizin ve yakınların da sıfatlarını sayarak söyledi. Yurt dışına transferleriniz veya yurt dışından gelen paralarınız var mı dedi. Bunun cevabını bekliyorum dedi. 5 günde bekledi. Herhangi bir cevap alamayınca Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında belgeler göstererek, isimler vererek, hiçbir yanlış olmayan belgeler ve isimler göstererek bir takım rakamlardan ve para transferlerinden küçücük bir adadan, 63 bin nüfuslu bir adadan gelen paraları, kara para aklama merkezi olan adadan gelen paraları ve giden paraları ortaya koydu. Çok gariptir ki CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşmalarını devam ederken AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, soy ismini şu anda hatırlayamadım. Bülent Turan belgeler sahtedir dedi. Niye istinaden sahtedir dedi. Görmediği bir belgenin sahte midir, doğru mudur olduğunu niye istinaden tespit etti? Bu da anlaşılmış değil. Peşinden parti sözcüleri, avukatlar bunun sahte olduğunu söylediler. Hemen arkasından Sayın AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, işin birinci derece muhatap olan, çıktı dedi ki sahtedir demedi. Bu evrakların hiçbiri sahtedir demedi. O para gelmemiştir, gitmiştir dedi. Gitmemiştir, gelmiştir dedi. Bu da çok abes bir şey. Bugün öğlen öncesi saatlerde, yaklaşık bir saat önce televizyonlarda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ açıklama yapıyor. Basın mensupları soruyor. Bu evrak sahte midir, değil midir diyor. Ne sahtedir diyor, ne değildir diyor. O soruya şu cevap veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu sahtekardır diyor. Ya böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Bu evrak ya sahtedir diyeceksin ya değildir diyeceksin. Onu söylemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu sahtekardır diyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir numaralı yalancıdır diyor. Yani bir ciddi çirkinlikler içerisindeyiz, karşısındayız. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, milletvekili olarak söylemiyorum. Türkiye 80 milyondan biri olarak ben utanıyorum. Bu işlerden utanıyorum. Yani bir cumhurbaşkanına ve cumhurbaşkanının yakınlarına bunlar yakışmıyor. Bu işler yakışmıyor. Başbakan Başdanışmanı ve Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Mustafa Şen, Gaziantep Üniversitesi Yeniler Topluluğu ile Türkiye Gençlik Vakfı tarafından hazırlanan Kanayan Yaramız Kudüs konulu söyleşiye katıldı. Detaylar haberimizde. Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen, Gaziantep Üniversitesi Yeniler Topluluğu ile Türkiye Gençlik Vakfı tarafından hazırlanan Kanayan Yaramız Kudüs konulu söyleşiye katıldı. Kudüs'e yaptığı ziyaret sırasında karşılaştığı trajik gelişmeler ve bu kentin önemini anlatarak sözlerine başlayan Başbakan Başdanışmanı ve Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Mustafa Şen, "Kudüs bize bizzat Peygamber Efendimizin emanetidir. Lakin daha ötesi, Kudüs bizzat ayettir. Kudüs Mescid-i Aksa'dır çünkü. Bu nedenle Kudüs meselesi siyasi bir mesele olmadan önce bir iman ve Kur'an meselesi, bir din ve iman meselesidir" şeklinde konuştu. Mescid-i Aksa'da namaz kılalım istedik. Oradaki fakirleri, yetimleri görelim. Onlarla yüreğimizi paylaşalım istedik. Gittik.
Yani diplomatik bir yolculuktu bu. Bize silah çekti. Bildiğiniz. Yani uluslararası hukuk, diplomasi kuralları yani araca bırak silah çekmeyi, aracın tozuna bile dokunmayı yasaklıyor. Bildiğiniz uzileri bize böyle dayadılar. Mevzu ne? Halilurrahman Camii'ne gideceğiz, namaz kılacağız. Gidemezsiniz. Dedik gideriz. Gideriz. Gidemezsiniz. Gideriz. Gideriz. Size dedim ayrıca şu arabanın diplomatik bir araba olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bunun içinde diplomatik misyon olduğunu biliyorsunuz. Buna rağmen yolu kesiyorsunuz. Silah doğrultuyorsunuz. Bir de nişan alıyorsunuz. Dedim zavallısın sen. Eminim sadece elinde silah varken buna cesaret edebiliyorsun. Elinde silah varken. Ve beni korktuğumu zannediyorsun. Ancak bir gerizekalı bir Müslümanı şehit etmekle korkutabilir. Beni vurursan şehit olurum. Bana yapabileceğin en büyük iyiliği yaparsın. Ama dedim sen kendince bana büyük bir kötülük yapacaksın, öyle mi? Böyle deyince enteresan bir şekilde açtılar yolu, gittik. Biraz ileride bir tane daha. Allahu Ekber. Geçersiniz, geçemezsiniz. Yine silahlar ama silahlar doğrudan nişan alınmış şekilde bize doğrultulmuş. Bize doğrultulmuş ama şu şekilde değil. O ilkinde böyle. Basacak tetiğe zavallı. Sonra yine bir tartışma. Geçersiniz, geçemezsiniz. Biz gideriz. Camimizde namazımızı kılarız. Geçtik. Az ileride bir tane daha. Bu sefer yani diyoruz ya kahrolsun Siyonizm. Ya gerçekten kahrolsun Siyonizm. Yani bu kadar olmaz. Bu beton şeyler var ya barikatlar. Onlardan koymuşlar yola birkaç tane araba. Yine askerler, silahlar. Geçemezsiniz. Şimdi tabii ki arabayla geçemeyeceğiz. Dedim geçeceğiz. Geçeceğiz. Geçemezsiniz. Dedim geçeceğiz de buradan değil. O camiye bu Allah'ın mülkünde giden bir başka yol var. Arabayı buradan geçiremeyeceğiz. Tank olsa durmazdı tabii ki de yazılı bir şey. Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken kentteki Suriyeliler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan kentteki Suriyelilerin yerli esnafla aynı şartlarda iş yeri açması ve işletmesi gerektiğini söyledi. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Taşdoğan esnaf odaları ziyaretinde bulunduklarını ve kentte yaşayan Suriyelilerin kentte kaçak olarak berber dükkanı açtığını öğrendiğini söyleyerek şöyle devam etti. Kıymetli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde ziyarette bulunduğumuz berberler odasının sorunlarını dinledik. Diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de en önemli sorun Suriyeli misafirlerden kaynaklanmaktadır. Bu şahıslar izinsiz bir şekilde ne oda kaydı ne de ticaret sicil kaydı yaptırarak berber dükkanları açmaları ve her geçen gün bu sayının katlanarak artmasıdır. Esnafımız bu konudan son derece muzdariptir. Bizim esnafımız vergiler ödüyorlar. Denetimlerden geçiyorlar. Ve dükkan açabilmek için çeşitli izinler alıyorlar. Fakat Suriyelilerde bu durum daha da basit. Sadece dükkanı kiralıyorlar ve hiçbir izin almadan işletmeye başlıyorlar. Aldığımız bilgilere göre 138 tane kayıt dışı Suriyeli berber bulunuyor. Odanın yaptığı denetimlerde ise hijyen konusunda ciddi bir risk var. Hatta dükkanların içlerinde başka ticari işler de yapıyorlar. Bu Suriyeli berberlerin denetimleri gerekli kuruluşlar tarafından yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Aksi durumda hem sağlık hem de kayıt altındaki esnaf için bu durum sıkıntılıdır. Esnafımıza uygulanan tüm kriterler
ayrım yapmaksızın Suriyeli berberlere de uygulanmalıdır. Piyasanın altında tıraş yaparak hem insanların sağlığıyla oynuyorlar hem de esnafımızın ekmeğiyle. Aldığımız bilgilere göre bu durum yetkili mercilere bildirilmiştir. Biz de MHP olarak gerekli çağrıyı sizlerin aracılığıyla iletmek istiyoruz. Denetim ve ruhsat işlemlerini gerçekleştirecek birimleri göreve çağırıyoruz. Bir an önce konuya el atın ve gereken izinlerin alınmasını sağlayın. Eğer gereken adımlar atılmaz ise ve berber esnafımızın mağduriyeti giderilmez ise biz bu konunun her platformda takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kış aylarının gelmesiyle beraber olası karbonmonoksit zehirlenmelerinin de önüne geçilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini aktaran Taşdoğan şu açıklamalara yer verdi. Kış aylarının gelmesiyle yaşanabilecek olası karbonmonoksit zehirlenmeleridir. Daha anlaşılır bir dille soba zehirlenmeleridir. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla kapalı ortamlarda, açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa zehirlenmeler ölümle sonuçlanır. Her yıl ülkemizde ve özellikle şehrimizde soba zehirlenmelerinden kaynaklanan onlarca ölüm vakası ile ocaklarımız sönmektedir. Arkasında yüzlerce yetim, öksüz, engelli ve acı bırakmaktadır. Bu tür vakalarla karşı karşıya kalmamak için çeşitli önerilerimiz bulunmaktadır. Öncelikler vatandaşlarımız soba, baca, şofben ve doğalgaz ile ilgili gerekli temizlik işlemlerini yaptırmalıdırlar. Belediyelere ise bu konuda çok iş düşmektedir. Öncelikle karbonmonoksit dedektörü dağıtımı yapılmalı ve bu dağıtımlar her mahallede, her haneye ulaşılacak şekilde organize edilmelidir. Şahin Bey Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifleri olan Mevlid Kandili'ne özel bir program düzenledi. Maneviyat yüklü o görüntüleri hep birlikte izliyoruz. Şahinbey Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifleri olan Mevlüt Kandili'ne özel bir program düzenledi. Ulu Cami'nde düzenlenen program, Kerkük İlahi grubunun kalpleri işleyen ilahileriyle başladı. Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar daha sonra Mustafa Akgül'ün vaazlarıyla huzur bulurken program İl Müftülüğü Mevlüt Hanları'nın programıyla son buldu. Şahinbey Belediyesi program sonrasında vatandaşlara Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitap ve lokum ikramında bulundu. Nura gark oldu semavatü zemin. Semavatü zeminin nura gark olduğu bir gündeyiz, bir gecedeyiz. Ya aman rahmeyle beni.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen COSME programına katılım ve programdan elde edilen kazanımları en üst seviyeye çıkarabilmek için koordinasyon kapasitesinin artırılması programı Gaziantep'te düzenlendi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen COSME programına katılım ve programdan elde edilen kazanımları en üst seviyeye çıkarabilmek için koordinasyon kapasitesinin artırılması programı Gaziantep'te düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, burası tarihi İpek Yolu ve tarihin üretimin, hoşgörünün ve lezzetin başkenti olduğunu hatırlatmak istiyorum. COSME projesi içinse tabiri caizse adeta bulunmaz bir Hint kumaşıdır diyen Hıdıroğlu şöyle devam etti. Öncelikle şehir dışından da yurt dışından gelen konuklarımıza özel bir kentte olduklarının altını çizmek istiyorum. Burası tarihi İpek Yolu ve tarihin üretimin, kültürün, hoşgörünün ve lezzetin merkezi olduğunu hatırlatmak istiyorum. COSME projesi için ise tabiri yerindeyse adeta bulunmaz bir Hint kumaşı bizim tabirimizde. Çünkü burası lezzetli yemekleriyle değil sadece, girişimciliği de iştah kapardan bir şehir. Kent insanının karakteristik özellikleri olan üretkenlik, yüksek ticari kabiliyet ve doğduğu topraklara bağlılık, Gaziantep'in yerel girişimcilerinin gayretiyle herhangi bir devlet yatırımı almadan bir sanayi ve ihracat kenti olmasını sağladı. Gaziantep'te ise bir farklı bir özellik var. Türkiye ortalaması 1649 dolar Türkiye'nin tüm ülke şehirlerinin gayri safi milli hasıladaki ihracattaki payı. Gaziantep'te ise 3170 dolar. Yani neredeyse iki katına yakın. Yani Gaziantep'in sahip olduğu bu ekonomik gücün bir kaldıraç olmasını istiyoruz. Ekonomik gücünü sosyal yaşam, eğitim, güvenlik, altyapı, gelir dağılımı gibi her alana yaymamız gerekiyor. Bu noktada başta bizim gibi mesleki örgütler ve iş dünyasını yönlendiren kurumlar olmak üzere hepimize önemli görevler düşüyor. COSME programı kapsamında da yürütülen bu projenin de hedeflenen ve bu gelişmelere önemli destek sunacağını düşünüyorum. KOBİ'lerimizin rekabet gücünün artması demek, bugün dünyanın en rekabetçi 7 kentinden biri olan Gaziantep'in üçüncü kent olmasının yolunu açmasını tahmin ediyoruz. İnşallah böyle bir destekle. 1996 yılında Türkiye'nin ilk Avrupa Birliği bilgi merkezini bünyesinde kurduk Gaziantep Ticaret Odası olarak. 21 yıldır Gaziantep'teki KOBİ'leri Avrupa Birliği programları ile ilgili bilgilendiren projeleri yapan bir kurum oldu. Bu tarz programlardan Türkiye'nin yararlanabilmesi için çalıştıklarını vurgu yapan COSGAP Başkan Yardımcısı Ahmet Akta, ulusal koordinatörlüğünü yürüttüğümüz COSME projesinden yararlanmak ve kapasitemizi güçlendirmek amacıyla hazırladığımız ve Avrupa Birliği'nin katılımlarıyla desteklediğimiz projemiz 5 Ekim 2017'de resmi olarak başladı dedi. Değerli Hazur'un kısaca COSME olarak adlandırdığımız işletmelerin ve KOBİ'lerin rekabet edebilirliği programı, AB Komisyonu tarafından 2014-2020 yılları için uygulamaya alınmış olup 2.3 milyar avroluk bütçesiyle Avrupa Birliği'nin en büyük çerçeve programlarından birisi. Nihai hedef kitlesi KOBİ'ler olan bu programa ülkemizin katılımı Avrupa Komisyonu ile 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel'de imzalanan anlaşma ile gerçekleşti. COSGAP Başkanlığı COSME programı için ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş ve ülke katkı payını ödemekle görevlendirilmiştir. Başkanlığımız COSME kapsamında ülkemizin dört yanında kurulmuş olan Avrupa İşletmeler Ağı benzeri yapılar içerisinde 90'ların sonundan beri ortak ve yürütücü olarak yer almaktadır. Geçtiğimiz günlerde ulusal medyada yer alan Antep fıstığı haberi Gaziantep'in tepkisine neden oldu. İşte Şehit Kamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit'in GRT TV mikrofonlarına özel açıklamaları izliyoruz. Geçtiğimiz günlerde ulusal medyada yer alan Antep fıstığı haberi Gaziantep'in tepkisine neden oldu. Gaziantep'e Konya'dan fıstık ve Konya'da üretilen Antep fıstığı Gaziantep'e satılıyor şeklinde atılan başlıkları itiraz eden Şehit Kamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, medya nerede neyin olduğunu gayet iyi biliyor. Bize tescil boşu boşuna verilmedi. Bu duruma zarar verebilecek ve farklı taraflara çekilebilecek haberlerin yapılması ve bu şekilde başlıklar atılması doğru bir şey değil dedi. Şimdi medyada biliyordur, orada nerede ne olduğunu da iyi biliyor. Ama oranın reklam olsun diye basit bir şeylerle de bunu yansıtma yanlış bence. Bu Gaziantep fıstığı diye bir tescil alan bir ürünü diğerlerinin sahiplenmesi de bence yine yanlış.
Bu tescil kendi kendine verilmedi. Burada üretim var ki, denetim olup ki, tahliller yapılıp ki, Gaziantep fıstığı diye bir tescil alınmış bir ürün. Ha, adam üretiyorsa da üretsin, güzel yani, orası da bizim elimiz, her tarafta bizim. Ama basın da bunu bu kadar şey olup da Konya'nın bir iki köyünde fıstık yetişik de bunu sade Antep fıstığını Konya mal etmeleri, bu doğru bir şey de değil. Gaziantep genelinde 2 milyon 200 bin meyve veren fıstık ağacının olduğuna dikkat çeken Yiğit, bir o kadar da dikili alanımız var. Her yıl ürünlerimiz artıyor. Konya'da da yüksek kesimlerde fıstık ağacı olabilir ama Gaziantep'teki gibi rekolte alınamaz. Fıstık aşılanmış olabilir ama rekolte olmaz dedi. Gaziantep'in genelinde 2 milyon 200 bin sade meyve veren ağacımız var. Bu sade Gaziantep ilimizde olan. Hakikaten bu kadar da dikili alanlarımız var. Yani yeni yetişen her yıl ürünümüz artmakta yani. Ha, Gaziantep'li tüccarımız gidip oradan alıyorsa, tabii ki işletme tesisi orada yoktur. Yani o da bir becerik. Yani işlemek, satmak, o tesislerin orada olmadığından dolayı tabii ki bunu Gaziantep'e satmak zorundalar. Misal Mersin'in Mut ilçesinde var. Hatta beni de aradılar. Daha bizim bura kadar bir verim, bir hasat alamazlar. Tamam, fıstığı aşılamış oluyor da bu kadar hem hasat şey rokalite olmaz, hem de iklimden dolayı oranın lezzeti buranın tutması mümkün değil. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına bizi izlediğiniz için teşekkürler. GRT Ana Haber Merkezi'nden iyi akşamlar.